Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugünkü kahveniz benden gelsin. Belki de henüz hiç buzlu kahve yapmadınız. Ben de bu sezon ilk kez yapıyorum bu yaz. Genelde her yaz buzlu kahve tarifleri veririm. Instagram'daki hesabım da çoktur. Şimdi de gelin buzlu bir dalgona kahve yapalım. Küçük bir yemek kaşığı Nescafe'miz var. Daha doğrusu granül kahve deriz ya bunlara, çözülebilir. Herhangi bir marka olabilir. Çok dolu dolu büyük olmasın. Bir fincana çok gelir çünkü acı olur. Bir tatlı kaşığı kadar bal koydum. O da çok dolu değil. Şekerle yaptığım biraz çok şekerli gelmişti bana. Siz ona bakarsanız şekerini azaltın biraz. Ama bu bal güzel oldu, ölçülü oldu bence. Bir yemek kaşığı da sıcak su. Şimdi ben ballı kekler, tarifler yaparım ama balı hiçbir zaman kaynar suyla direkt buluşturmam. Kaynamış su değil, güzel sıcak su ekleyin. Ve çırpmaya başlayalım. Eğer mikseriniz yoksa tel çırpıcıyla da olur. Biraz daha uzun sürer sadece. Ama biraz, yani azıcık çırptıktan sonra o da böyle beyazlaşır ve köpürür. Mutlaka deneyin. Tel çırpıcıyla da birçok kişi yaptı, gördüm ben. Ama mikser tabii ki çok kolaylık. Şimdi köpürdü, beyazlaştı. Bu noktadan sonra daha çok sertleştirmeyelim. Kahvede dağılmıyor çünkü. Ben diğer videomda öyle yapmışım. Soğuk buzdolabından aldığım sütümü, sütüm de genelde benim şeydir, yağsızdır ya da az yağlıdır sütlerimde. Süt soğuk. Şimdi soğuk krema köpüğü gibi olan kahvemizi de üzerine yerleştiriyoruz. Arzu eden tabii belki biraz daha tatlı tercih edebilir. Zaten bunu yaptığınız zaman ölçüleri siz sonra belirlersiniz. İkinciyi daha güzel yapacaksınızdır eminim. Belki daha az tatlı, belki daha az kahveli. O size kalmış. Önemli olan burada şu güzel köpüğü elde etmek. Bu noktada üzerine çikolata da rendeleyebilirsiniz ya da böyle sade, oh, buzlu buzlu içebilirsiniz. Şimdi buz küpleri de koyacağım içine. Gerçekten soğuk çok daha güzel oldu, söyleyeyim size. Diğer kahvem sıcaktı, bunu daha çok beğendim ben. Bir de tabii havalar ısındı, tam zamanı. Güzel 2-3 küp de buz eklerseniz, hatta pipetle de içebilirsiniz. Ben damla çikolata koydum. Dediğim gibi arzu eden çikolata rendelesin. Kakao serpmeyin. Ağır geliyor, köpüğü söndürüyor. Daha önceki denememde onu da yaşadım. İkinciyi yapmak zorunda kaldım. Kakao söndürdü. Kakao koymayın. Ya çikolata rendesi, ya damla çikolata, ya da sade. Ha, arzu edenler hafif Hindistan cevizi de koyabilir içine. Onu da tavsiye ediyorum çırparken. Bakın böyle güzel, mis gibi bir kahve oldu. İnşallah çoğunuz hemen yaparsınız. Ramazan da bitti artık. Bugün de evdeyiz biliyorsunuz. Kısıtlama var. Sokağa çıkma kısıtlaması. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Huzurlu, güzel bir gün diliyorum sizlere.